Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün iki renkli yumuşacık pamuk gibi bir kek tarifi vereceğim. Öyle bildiğiniz keklerden değil, gerçekten çok güzel oluyor. Denedikten sonra bana hak vereceksinizdir. Bunun bir değişiği olan Zebra Keki kanalımda var. Hemen yukarıya linkini ekleyeceğim. İsterseniz o şekilde de yapabilirsiniz. Şöyle iki kap alıyorum yanıma. 4 adet yumurtanın sarısıyla beyazını ayıracağım. Beyazını bu tarafa. Beyazını daha küçük bir kabın içerisine. Sarısını daha geniş. Sarısının içerisine beyaz girebilir ama beyazın içerisine sarı kaçırmayın. Sarısını şöyle kenara alacağım. Öncelikle beyazını çırpacağım. Kameranın kayıt düğmesine basmayı o anda unutmuşum. Yumurta aklarını çırpmaya başladım. Böyle beyaz köpürmeye başladığında yavaş yavaş yarım su bardağı toz şekerini ekleyeceğim. Kar beyaz haline gelene kadar çırpacağım. Tamamdır. Gördüğünüz gibi düşmeyen bir yumurta akı oldu. Yumurta akını kenara alıyorum. Sarısıyla devam ediyorum. Sarısının içerisine şöyle kalan toz şekerini ekliyorum. Mikserle açık sarı kıvam alana kadar çırpıyorum. Diğer malzemelerimi de katıyorum. Şöyle yarım su bardağı sıvı yağ. Yine kullandığım bardak 200 ml'lik evimizdeki klasik bardaklardan. 1 su bardağı su. Su oda ısısında olacak. 1 paket vanilya. Bunları da çırpıyorum. Şöyle 1 paket kabartma tozu. 3 su bardağı unu yavaş yavaş ekleyeceğim, birden değil. Ekledikten sonra sonunda sizlere ne kadar koyduğumu söyleyeceğim. Çok fazla da çırpmayın. Karıştığını anladığınızda bırakın. Yeterli. Şöyle bir kıvam alacak. 3 su bardağı undan şöyle dibinde çay kaşığıyla ancak kalmıştır. Onu da eklemeyeceğim artık. Bu şekilde bir kıvam alacak. Yumurta aklarını 3 seferde yavaş yavaş ekleyeceğim. Yavaş ve dikkatli karıştırın. Bu esna çok önemli çünkü yumurta aklarının içerisinde sönmemesi gerekiyor. Yumurta akları içerisinde taneli kalmasın. İyice karıştırın. Yumurta akını koyduğum kaba 3'te 1'ini sadece boşaltıyorum. Eğer ki kakaolu daha fazla isterseniz yarı yarıya da yapabilirsiniz. Ben biraz daha sadesinin fazla olmasını istiyorum. Şöyle 2 yemek kaşığı tepeleme dolusu kakao ekliyorum. Şöyle su bardağının 3'te 1'i kadar su ekliyorum. Karıştırıyorum. Eğer suyu katmazsanız kakao hamuru daha katılaştıracaktır. Ben şöyle bir kelepçeli kalıpta yapacağım. Evinizde küçük bir kek kalıbı varsa onu da yapmanızı tavsiye ederim. Bu sefer büyük bir kalıpta yaparsanız kekiniz ince olacaktır. İçerisine de yağlı kağıt serdim. Hemen şöyle sadeyi alıyorum. 3'te 1'ini ortaya döküyorum. Birazcık kakaolu gene 3'te 1'i kadar.
tekrar sade. Tekrar kakaolu. Tekrar sade. Sadeyi artık burada bitiriyorum. En üstüne de kakaoyla bitiriyorum. Kürdanla ufak şekiller vereceğim. Şöyle keki tezgahın üzerinde birkaç kere vuracağım. İçerisindeki havacıkların çıkması için fırınımı 160 derecede yavaş yavaş ortalama bir saatte pişiyor benim fırınımda. Ama sizler de kendi fırın ayarınıza göre pişirirsiniz. 160'ın üzerinde pişirmenizi tavsiye etmem. Çünkü yavaş yavaş pişmesi gerekiyor. Fırına dayanıklı bir kabın içerisine su doldurup fırının içerisine oturtturacağım. Bu su sayesinde buhar olacağı için kekim de yumuşak olacak. Şimdi hemen fırına gönderiyorum. Yavaş yavaş pişireceğim. Keki fırından çıkardım. Hemen şöyle kalıptan çıkartıyorum. İyice soğumadan kalıbından çıkarmayın. Şöyle bir tabakla ters çeviriyorum. Dilimleyeyim. Dilimle halini görün. Yumuşacık bir kek oldu. Hemen şöyle göstereyim. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.